Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan kucak dolusu merhaba, kucak dolusu sevgiler. Tekrar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ne yaptık? İzotop ve izoton kavramlarını gördük. Biz atom türlerinin içindeyiz şimdi. İzotop neydi, izoton neydi, bunları gördük. Sorularını çözdük. Dedik ki diğer ikisi var. Onu da bir sonraki, hadi bir ara verelim dedik. Bir sonraki dedik derse bırakalım. İşte o dersteyiz. Şimdi tam o dersteyiz. İzobar ve izoelektronik kavramlarını da göreceğiz. Ve sorularını çözüp bu videomuzda tamamlayacağız inşallah. Şimdi önce izobarı görelim. Biz dedik ki izotopta proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Sonra izotona geldik. Dedik ki nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Peki başka ne değişiklik yapabiliriz bu sayıyla ilgili? Şöyle yapabiliriz. Hem proton sayısı hem nötron sayısı farklı olsun. Şimdi böyle diyeceksin, böyle dediğimde diyeceksiniz ki hocam ne değişecek ki o zaman, ya ne olacak yani, bir sürü atom var öyle, nötron ve proton sayısı farklı olan. Bunların ne esprisi var? Bunun şu esprisi var. Hem proton hem nötron sayıları farklı olmasına rağmen kütle numaraları aynı arkadaşlar. Ne diyoruz? Hem proton sayısı hem de nötron sayısı farklı fakat kütle numarası, bu ikisinin toplamı olan kütle numarası aynı olan atomlara arkadaşlar izobar atomlar diyoruz. Tamam. Peki bu atomların proton sayıları farklı mı? Farklı. Nötr halde oldukları için proton sayıları farklıysa otomatikman elektron sayıları da farklılaşmayacak mı? Evet. Nötron sayıları da farklı değil mi? Evet. E o halde arkadaşlar proton sayısı ve nötron sayısı farklı olduğundan dolayı hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır diyoruz. Bakın bunun da fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı çıktı. Tıpkı izoton gibi. Tamam. Tıpkı izoton gibi. İzotopta neydi? Fiziksel farklı, kimyasal aynıydı. Kimyasalın aynı olduğu tek olan izotoptu değil mi? Bunu biraz sonra tekrar hatırlatacağız. Hemen bir örnek bakalım. Var altta bir örneğimiz. Bakın karbon 6, azot arkadaşlar 7. Düzeltelim hemen orayı. Bakın proton sayıları farklı. Birinin 6, birinin 7. Nötron sayılarına bakalım. 14'ten 6 çıkardık. 8, 17'den 7 çıkardık. 14'ten 7 çıkardık. 7. Bakın hem proton sayıları farklı hem nötron sayıları farklı. Ama topladığımız zaman kütle numaraları aynı oluyor. İşte bunlar birbirinin arkadaşlar izobarıdır. Bunlara izobar atomlar diyoruz. Şimdi izobar da cepte mi? Cepte. Anladık mı? Anladık. Problem var mı? Yok. Tamam. Peki geçtik. İzoelektronik atomlara. İzoelektronik atomlar ne? Arkadaşlar zaten elektronik değil mi? Kelime anlamı zaten bize bir şeyler çağrıştırıyor değil mi? Zaten protonu, nötronu, ikisinin arasındaki tüm ihtimalleri işledik. Atomda şimdi proton, nötron. Bu ikisiyle ilgili tüm ihtimalleri hallettik. Burada anlattık. Geriye ne kaldı? Bir tanecik var geriye. Biliyorsunuz onu değil mi? Biliyoruz. Neyi bizim? Elektronumuz, elektronik, arkadaşlar elektrik, elektronik, hepsi elektron kelimesinden türetilmiştir. Tamam, elektrondan türetilmiştir. Yani izoelektronik, aynı elektron sayılı, aynı elektron sayılı. Aynı elektron sayılıysa ne değişecek? Bunda ne değişmişti? Şu ikisinde de tıpkı bu ikisinde olduğu gibi proton sayısı farklı olacak. Yani ne diyoruz? Kırmızıyla yazayım şöyle, iyice dikkatinizi çekmesi için. Proton sayısı farklı iken elektron sayısı aynı olan atomlara biz izoelektronik atom diyoruz arkadaşlar. Aslında izoelektronik atomun tanımı tam nasıldır biliyor musunuz? Proton sayısı farklı iken hem elektron sayısı hem de bu elektronların dizilimleri, katmanlara, orbitallere, dizilimlere aynı olan atomlar diye geçer. Ama ben buradaki dizilim konusunu size yazmadım. Neden yazmadım biliyor musunuz? Çünkü
Bizim yaptığımız örneklerde, çözdüğümüz sorularda, size gelen sorularda hep biz neyi kullanıyoruz? İlk 20 elementi kullanıyoruz. Bundan birkaç video önce ben size bileşikler ve elementler dersini anlatırken ne dedim? Bilmemiz gereken 20, ilk 20 element dedim, değil mi? O yüzden arkadaşlar ilk 20 elementte de elektron sayısıyla dizilim arasında fark yok. Elektron sayıların aynıysa dizilimlerin de aynı. 21'den sonra skandiyum ne oluyor? İşin rengi değişiyor. Oradan sorumlu musun? Değilsin. Soru sorarlar mı? Sormazlar. Rahat ol. O yüzden ne yapmadım? Buradaki dizilim konusunu, çünkü bunu şu yüzden açıklamak istiyorum. Çünkü bazı kaynaklarda tam tanımını verir, dizilimini de söyler. Kitaplar, kaynaklar haklı olarak söylerler ama buradaki dizilim kafanızı karıştırmasın diye. Tamam, burada şimdi gördüğünüz sayısı dedik. Orada hem sayısı hem dizilim yazıyor. Acaba diye bir kafanızda soru işareti oluşmasın diye. Buraya biraz daha sadece sizin için, sizin ihtiyacınız olan kadar bilgileri ne yapıyorum? Yazıyorum. Gereksizleri vermiyorum ki sizi yormayalım diye. Zaten dünya kadar ders var. Her dersin içinde bir sürü yok kuralıydı, yok kaidesiydi, yok önemli noktasıydı, yok istisnasıydı. Birikiyor da birikiyor. Daha da fazla sizin ihtiyacınız olmayan, olmayacak ya da size sorulmayacak konularla, bilgilerle sizi ne yapmayalım, yormayalım diye. Tamam. Şimdi bunların elektron, proton sayıları farklı. Proton sayıları farklı olduğu için arkadaşlar, proton sayıları farklı olduğu için otomatikman bunlar farklı elementlerin atomları. Farklı elementlerin atomları oldukları için arkadaşlarım da hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri de farklıdır. O halde şimdi bunların hepsini tamamladık mı? Örneği çözeceğiz. Merak etmeyin. Örnek duruyor. Onu geleceğim. Şunları tamamladık mı? Tamamladık. Ne çıktı ortaya? Fiziksel ve kimyasal farklı. Fiziksel ve kimyasal farklı. Fiziksel ve kimyasal farklı. Fiziksel bunda da farklı ama kimyasal aynı. Kimyasal özellikleri aynı olan bir tek izotoplar var. Ama dördünün de fiziksel özellikleri kendi içlerinde farklı. Tamam. Bununla ilgili de bilgiye dayalı sorular gelirse lütfen buradan kaçırmayın. Peki şimdi şu altta kaç tane yazmışım böyle? 5 tane. İstersek bunu da çoğaltabiliriz. Arkadaşlar işte izotop atom diyoruz, izotom diyoruz. İlla bunlar şöyle ikili ya da üçlü olmak zorunda mı? Hayır. Şartları sağladığı sürece istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunların 5 de birbirinin izoelektroniği biliyor musunuz? Hadi beraber yapalım. Görelim. Bak neydi? Proton sayıları farklı. 8, 9, 10, 11, 12. Değil mi? Hepsinin de proton sayısı birbirinden farklı. Zaten bakın hepsi de farklı elementin atomları. Hemen U kuralını kullan. Elektron sayılarını bul. Eksi 2. Neyle toplarsam 8 olur? 10. Eksi 1. Eksi olan neydi? Eksi 1 demekti değil mi? Eksi 1 neyle toplarsam 9 olur? 10. Nötr olduğu için elektron sayısı proton sayısına eşit 10. Artı 1'i neyle toplarsam 11 olur? 10. Artı 2'yi neyle toplarsam 12 olur? 10. İşte 10 numara örnek. Tamam. 8, 9, 10, 11, 12 proton sayıları farklı. Ama ve lakin 10, 10, 10, 10, 10 elektron sayıları arkadaşlar aynı. O yüzden bu 5 tanecik de birbirinin izoelektroniğidir. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. Zaten olmaz. Devam ediyoruz. Nereye? Hemen akıllı tahtanın başına, akıllı tahtanın başına geçip bununla ilgili örneklerimizi çözüp konuyu da tamamlıyoruz diyelim. Şimdi yukarıda verilen taneci çiftlerinden hangisi izobar atomlardır? İzobar neydi? Hatırladın hemen, değil mi? Hatırladın. Ne dedin? Duyuyorum oradan söylediğini. Diyorsun ki hocam proton ve nötron sayıları her ikisi de farklı olmasına rağmen kütle numaraları aynı diyorsun. Hemen bakalım arkadaşlar. Proton sayısı 19, proton sayısı 20. Fakat kütle numaraları aynı. Nedir arkadaşlar? İzobar. Proton sayısı 6, proton sayısı 7. Ama arkadaşlar kütle numarası aynı. 14 izobar. Arkadaşlar 11 protonu var, 12 protonu var. Güzel, farklı. Ama
kütle numaraları da farklı. O halde bunlar birbirinin izobarı değildir. Var mı 1-2? Olmaz mı 1-2? Değil mi? Yoksa bile F şık ekleriz biz. Devam. X eksi 3 ile Y artı 2 atomlarının izoelektronik olduğu bilindiğine göre ne burası? Kapının anahtarı. Tamam. Kapının anahtarı. Değil mi? Girişteki paspasın altında. Kapının anahtarı. İşte paspasın altındaki anahtar bu. Ne diyor? İzoelektronik olduğu bilindiğine göre. Peki hangisinin elektron sayısını bulabilirim ben? İzoelektronikmiş, aynı elektron sayılı. Bulayım. Birincisi zaten beni bulursun diye. Değil mi? Bağırıyor. Bakalım. Eksi 3. Neyle toplarsam 15'e ulaşırım? 18. 18. Eksi 3 daha 15'tir. İzoelektronik miymiş? İzoelektronikmiş. Hemen gel. Aynı 18'i sağ alt köşeye yaz. 18 artı 2 daha 20. Y'nin de proton sayısı ya da atom numarası kaçmış? 20. Bulabileceğimiz bilgileri bulduk mu? Şu aradakini de bulayım. 30'dan 15 çıktı. 15. 15'te X'in nötron sayısı. Tamam. Peki buradan Y'nin nötron sayısını biliyor muyum? Hayır. Bilmediğim için Y'nin kütle numarasına da gidebilir miyim? Gidemem. O yüzden bu iki bilgi zaten muhtemelen bana sorulmayacak. Ama biz şöyle tek tek bakalım cevaplayalım. Y atomunun proton sayısı 20'dir. Bak. Y atomunun proton sayısı 20. Zaten ben biraz önce ne yapmıştım? Bulmuştum. Devam. X, eksi 3 veya artı 2 onların fiziksel özellikleri farklıdır. Bunlar izoelektronik. Ne fizikseli? Hem fiziksel hem kimyasalı farklı. Doğru. Bak yanlış değil. Doğru. Fiziksel özellikleri farklıdır. Sadece fiziksel mi? Kimyasal da farklı. Dersin hemen. Doğru. Y artı 2 onun nötron sayısı 10 ise iki tanecik birbirinin izobarıdır. Arkadaşlar Y artı 2'nin nötron sayısı 10 olsaydı, ihtimal veriyor şimdi, durum yaratıyor. 20, araya 10 nötron ekliyorum. Arkadaşlar ne olur kütle numarası? 30 olur. Her iki tanecik birbirinin izobarıdır diyor. Bakın 15, 20 proton sayıları farklı. Kütle numaraları 30, 30 olurdu öyle durumda. Değil mi? 30'a 30 olurdu. Ve doğal olarak birbirlerinin izobarı olurlardı. İhtimalli bir soru. Yani durum vererek, yeni bir durum yaratarak bize soruyor. O halde arkadaşlar bunu cevapladık ama şu aradaki 10 ile 30'u tekrar silerim. Çünkü bir sonraki şıkta bu bizim işimize yaramaz ama orada durursa kafamı karıştırır. Tamam. Ben onu öyle zannederim. D şıkkına bakalım. X 3 eksi ile Y 2 artı iyonlarının izoton olması için arkadaşlar bakın. Şurada ne var? 15 nötron var. İzoton neydi? Yazsana güzel kardeşim. Seçmemişiz ki. Seçmezsen yazmaz tabii. Evet. İzoton olması diyor. İzoton neydi? Nötron sayıları aynı olacak. Değil mi? Bakalım arkadaşlar. 15'e 20. Proton sayıları farklı. Y'nin kütle numarasının 35 olması gerekir. Y'nin kütle numarasının 35 diye bir ihtimal yaratıyorum. Değil mi? 35. 35'ten 20 çık. 15. Bu da zaten 15 değil mi? Bu da bu ihtimale göre 15 oldu. O halde proton sayıları farklı, nötron sayıları 15-15 aynı olurdu böyle olsaydı. O halde 35 olması gerekir. Şu ifade, şu yaratılan ifade, yaratılan durum doğru. Olurdu. İzoton olurdu. X, eksi 3 iyonu Y artı 2 iyonuna 2 elektron verir ise her iki atom birbirinin izotopu olur. Arkadaşlar elektron verirse bu buna 2 tane Y artı 2'yi nötr Y'ye dönüştürür değil mi? Çünkü artı 2'nin üzerine eksi 2 eklersin elektron aldığı için artı 2 eksi 2 sıfırlanır ve nötr Y'ye dönüşür. Ama yine de proton sayısı 20 olarak devam eder. İzotopu olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. İzotop için neydi? Proton sayıları aynı olmalı. Yani elektron alıp vererek bunları izotop yapamaz. Tamam. Böyle bir durum söz konusu değil. İşte cevabımız E'dir.
Devam. Şimdi böyle arkadaşlar, fazla gitmeyelim. Böyle tablolu sorular gelebilir. Tamam, böyle tablolu sorular gelir. Gelir de zaten. Güzeldir. Güzel zihin çalıştırır. Güzel beyin fırtınası yaptırır. Tamam. Bunlar mutlaka çözün. Ama size tavsiyem ne biliyor musunuz? Soruyu okuyup aşağıdan tek tek seçenekleri okuyup buradan bulmaya çalışmayın. Tabloyu halledin önce. Önce tabloyu halledin. Tablodaki tüm bulabileceklerinizi, bulunması gerekenleri bulun, yerine yazın. Ondan sonra soruya inin. Yoksa size bulursunuz, bulmaya bulursunuz da bir soruda dakikalarca harcarsınız. Bazen yapıyorsunuz da bir soruya başlıyorsunuz. Kaç dakika geçiyor, hala aynı sorudasın. Saniyeler akıyor su gibi, hala aynı sorudasın. Çıldırıyorsun, sinirleniyorsun, kafayı taktın soruya. Bunu çözeceğim illa diyorsun, inatlaşıyorsun soruyla, hala aynı sorudasın. Vakit kaybettiriyor ya, çok vakit kaybettiriyor değil mi? Süre bizim için sınavda çok önemli. Özellikle TYT bölümünde. O yüzden arkadaşlar süreyi ne yapacağız? Optimum kullanacağız. En uygun şekilde kullanacağız. O yüzden bu tarz tablolu sorularda da önce tablonun içeriğini bulacağız, sonra aşağı ineceğiz. Bakalım. Kütle numarası belli değil. Ne kütle numarası? Proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Yaz 41'i. Tamam. Peki arkadaşlar bakalım. Bunun neyi belli değil? Ha, bunun üzerinde bak M, N ve K diye iyon yüklerini de vermiş. Onları da bulalım. Değil mi? Proton sayısı 20, elektron sayısı 18. Bunlar başlangıçta neydi nötrken? 20'ye 20 idi. İki elektronunu ne yapmış? Vermiş. Göndermiş. Ne yapmış? Bankamatiğe yatırmış. Yani artı 2. Elektron verince artı oluyordu değil mi? Güzel. Şimdi Y'ye geçelim arkadaşlar. Bakın protonu belli değil. Bulurum. Nereden bulurum? Çünkü nötron 18. Kütlesi de 34. 34'ün 18'i nötrondan geliyorsa geriye kalan 16 da protondan geliyordur. Bakın protonu 16, zamanında elektron da 16'ymış. Elektronu 18'e çıkmış. 2 tane borç almış bir yerden. Yani N rakamı eksi 2'dir arkadaşlar. Tamam. Geldik alttakine. Bakın arkadaşlar, kütle numarası 36. Tamam. Proton sayısı 18. Nötron sayısı ne olur? 36'nın 18'i protonundan geliyorsa 18'i de nötrondan gelir. Peki K'yi bilmeden ve bunu bilmeden herhangi ikisinden birini bulabilir miyim? Bulamam. Ya elektron sayısını verecekti ki K'yi bilecektim, ya da K'yi verecekti ki elektron sayısı ile ilgili çıkarımda bulunacaktım. O halde bu ikisi dursun. Muhtemelen bu ikisinin altta ihtimal yarattı. Dedi ki yani şu K şöyle olsaydı elektron böyle olurdu, elektron bu olsaydı K böyle olurdu diye bir ihtimal yarattı altta. O yüzden bunu ikisini de aynı anda bulamıyorum. Başlayayım. A seçeneğinden başlayayım. X'in kütle numarası 21. M sayısı eksi 2'dir. M sayısı artı 2, kütle numarası da 41. Yani yanlışı arıyoruz ya. İlk seçenekte yanlışı bulduk. Tamam. A seçeneğiymiş. Yapacak bir şey yok. Takdir ilahi. Gelelim B ve C, D, E'yi boş geçmeyelim. Hadi onlar doğru demeyelim. Onları da bulalım. Konuyu anlayalım. Y'nin proton sayısı 16. N sayısı eksi 2'dir. Doğru. Bak üsttekini bulunca, üstteki tabloyu doldurunca alt nasıl çıtır çıtır gidiyor. X, M ve Y, N tanecikleri izoelektroniktir. X ve Y proton sayıları farklı olduğu halde elektron sayıları bakın 18'e 18. O halde bunlar birbirinin izoelektroniğidir. Z'nin elektron sayısı 18 ise 18 proton, 18 nötron. Yani bu ne halde? İkisi birbirine eşitse bu arkadaşımız nötr halde. Nötrse K harfi nedir? Tabii ki sıfırdır. O halde bu da doğru. Y, N ve ZK tanecikleri birbirinin izotonudur. Neymiş arkadaşlar? Y ve Z için diyor. İzotonudur diyor. Yani proton sayıları farklı olacak diyor. Ama diyor nötron sayıları aynı olacak diyor. Proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı. O halde bu ikisi de birbirinin izotonudur diyoruz arkadaşlar. Ve sorularımızı da tamamlıyoruz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Biraz dinleniyorsunuz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar artık
modern periyodik sisteme şöyle yavaş yavaş, hani bizim kimyacıların modern meşhur bir periyodik tablomuz var ya, ona şöyle yavaş yavaş önce tarihinden sonra da genel özelliklerinden giriş yapacağız. Kendinize iyi bakıyorsunuz.